Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için alt koridorda nişancı önünde Tristan oynayacağım. Tristan üzerine bir oyun olacak arkadaşlar. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi karşımıza Lux ve Kalista ikilisi var. Bu ikili bir tık problem bir ikili. Yani Kalista early game'de çok çok böyle güç patlamasına sahip bir şampiyon değil. Ama yanında Lux olduğu için çok rahat hareket edebilecek. Bu yüzden de sıkıntılı bir ikili diyorum. O yüzden de benim tercihim burada Doran Kalkanı yönünden oldu. Koridorda kalmak istiyorum. Bolca minyonuma bakacağım. Late game'de zaten tam bir hiper carry'yiz. Kalista ve Lux ikilisi düşecektir. Yani Kalista ultisini rahat bir şekilde kullanamayacak. Lux çok kırılgan bir support. Hani birazcık daha frontline bir pick'e ihtiyacı var Kalista gibi bir karakter. O yüzden de sıkıntımız yok. Benim yanımda da Morgana olduğu sürece bu matchup'ı kazanabiliriz. Ana ürünüm burada gördüğünüz gibi saldırıya devam. Tristana için en ideal ürün kesinlikle saldırıya devamdır. Bunu unutmayın. Zaten şu yeteneğinizi kazandığınız saldırı hızıyla birlikte çok rahat bir tetikleyebiliyorsunuz saldırıya devam ürününüzü. Zaten E yeteneğinizi de bıraktığınız için rakibe o sırada burst'üyorsunuz ve rakibinizi kesiyorsunuz. Keşke Morgana da bu pite gelseydi ve yardımcı olsaydı. Şimdi burada Jax'ın bunu kesmesi birazcık uzun sürecek. Ve ben orada minyon dalgası kaybedeceğim. Aa, Morgana'mız AFK. Daha fazla yardımcı olamayacağım maalesef. Umuyorum burada beklemiyorlardır. Kalista mı itfat? Ha pardon, Nico. Okey. Şimdi her şey anlaşıldı. Şu E yeteneğimi açıyorum. Jax buraya 2 level baskını atmak istiyor. Çok güzel. Direkt flash'ımla birlikte engagelemek istedim. Ufak bir ping'im çıktı. Bir an ne olduğunu anlamadım. Dedim biz flash'ı kullanalım. Riske atmayalım. Kalista E'sini zaten çok erken kullanmıştı. Zaten E yeteneğiyle başladığı için de herhangi bir kaçış mekaniği yoktu. Öl. Ölmedi. Güzel öldü. Temizinden ikinci skorumuzu da almayı başardık. Orada Lux'ın basit bir hatası. Direkt 2 levelde W'mu açtım ki bu engage'imi kolaylaştırsın. Morgana zaten benden fazla hasar bıraktı o çocuğa. Lux'ın da tutuştuğunu yedikten sonra devamını getirmedim orada. Ah, keşke kamyon minyon da patlasaydı. Tamam, daha fazlasını istemiyorum. Ben hemen burada base'imi atacağım ve pozisyondan çıkacağım. Harika bir başlangıç yaptık bu arada. Bu saatten sonra rakip bot lane'in toparlaması biraz zor. Erken oyuna 2-0 başlayan bir Tristana'yı zaten tutamazsınız. Hemen kazmamı tamamladım. Pink ward'umu aldım. Bu şekilde koridoruma gideceğim. Her 3 dakikada gelecek olan zaten bir kurabiyelerimiz var. Bu da bizi rahatça koridorda tutacaktır. Ha, base atmasak da olurdu tabii ki ama erkenden gidip kazmamızı almak bizi oldukça güçlendirecek. Jax'ın early game'de hani 2 levelde mavisini alıp bota gelmesini beklemiyordum. Hızlı bir başlangıç oldu bizim için ama güzel. Bu arada arkadaşlar, merak eden arkadaşlar için ben runlerin tamamını açıklama kısmına koyuyorum. Açıklama kısmından da tamamına erişebiliyorsunuz. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Bu arada bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Ben en son Lee Sin oyunu oynamıştım. Lee Sin oyunu oynadıktan sonra Miss Fortune oynayacaktım ama oyunum maalesef bug'a girdi. Yani şöyle bir bak, ekranım siyah oldu. Ekran siyah olduğu için de toparlama şansım olmadı. Hani düzeltmeye çalıştım, çok çabaladım ama düzelmedi oyun. Enteresandır, nedenini bilmiyorum. Düzelmediği için de 3 dakika içinde geri bağlanamadım ve LP kaybettik. Aşağı yukarı bir 10 LP falan olması lazım. Yani şu an sağ tarafta gördüğünüz 27 LP doğru değil, aklınızda bulunsun. 30 saydı bu arada, kesmiştik. Oo, Renekton 2-0 başladı. Seride nişancı oynamak güzel oluyor. Tristan oynamış mıydım hatırlamıyorum. Ama oynamamızda fayda var. Kalista mesela şu an E'sini kullandı. Gerçi doğru. Orada minyonu biçtiği için resetlenmişti. Onu unuttuk. Çok güzel yakaladı çocuk. Şu E yeteneğimi güçlendirerek devam ediyorum. Şuraya da pink ward'umuzu bırakalım. Renekton 2-0-1 oldu. Toparlamak bir tık sıkıntı. Ha, ama toparlayamaz mıyız? Tabii ki toparlarız. Güzel. Kendimi pozisyondan çıkardım. Aslında kesebilirmişiz onu ha. Ah, o kaçmasaydı iyiydi.
Range'im yetmiyor şu an. Birazcık acele ettim. Pozisyonun devamında bize skor varmış ama dediğim gibi aceleci davranmam o skoru kaybetmeme neden oldu. Sıkıntı yok. Ben bu çocuğun üzerine atlasam muhtemelen keserim. Ama Lux gelmeden bu işlemi yapmam lazım. O çocuk da şu an kulesinin altına çekildi. Tamam, sıkıntımız yok. 1300 gold'umu çıkardım. Tek kılıcı param var. Daha ne isteyeyim? Lux umuyorum base'imizi bozmaz. Çocuk üzerine ekstradan bir item almamış ve kara kargısını da bağlamamış şu an. Tek kılıcımız da geldi. Ebedi kılıcımıza hızlı bir şekilde gidiyoruz. 3-0 başladık ya. Bu kadar güzel bir başlangıç olamazdı. Ki karşımızda early game'de güçlü şampiyonlar var yani. Lux yani. Ama koruyamayacak işte late game'de. İrelia alemde. Oo, 30 CS geride. Jax fena durumda değil. Orta koridorumuz fena durumda değil. Ben zaten çok iyi durumdayım. Bir sıkıntımız yok. Gel sana bir de yardımcı olayım. Bizim burası yok. Drake'e gideceklerini zannetmiyorum ama Kalista'ları var. Kalista ile birlikte çok hızlı çıkartabilirler Drake'i. Ya en çok korkmanız gereken şey Kalista kompunda ejderhaları kaybetmek olmalı. Çünkü çok hızlı ejderha kesebiliyorlar. Üzerinde mızraklarını stekliyor. Rahatça kesiyor. Buradaki Vision'ı almamız lazım. Lux şu an mesela çok çekingen, çok arka safhalarda kendisini ileri çıkartamıyor. Tabi buradan Morgana'nın korkutmasının da etkisi var. Morgana yerine belki başka bir support olsaydı hani bu kadar çekingen davranmayabilirlerdi ama şu an Morgana çok rahat baskı kuruyor. Ejderhayı falan gidip alabiliriz. Jax bu arada yardım mı istemiş? Ops. Oh, yardım lazım Jax'a. Geliyoruz Jax'cım. Çok iyi abi. Hani bak çift spininizi attığınızı diyecek bir pozisyondu. Jax'ı hayatta tuttuk. Morgana'nın sıçratmasına gerek var mıydı bilmiyorum ama değdi. Çift güçlendirme onda kaldı. Belki bende kalsaydı daha bir hoş olurdu. Ben burada engage'lerdim ama hiç sıkıntımız yok. Tamam, ona da gitmemize gerek yok. Hiçbir şeyim yoktu. Şifan bekleme süresindeydi. İleri bir adım maalesef Morgana'nın ölümüyle sonuçlandı ama Lux'ın da siperi yok. Hayır. Çıkamadım. Son anda Q'sunu attı çocuk ya. Sıçramı da attım ki mesafe kapatayım diye. Hani Q'sunu tutturmasa W'mu basıp kalkacağım oradan. Yeterli olmadı maalesef. Ama ebedi kılıcımın parasını çıkarttım. Lux'ın üzerine giden bir 400 gold artı Morgana'dan gelen de bayağı bir gold. Şu an Lux'ın karşımıza geldiğinde bayağı bir can sıkıcı anlamına geliyor. Yani çözemeyeceğimiz bir şey değil. Hallederiz. Bu arada Nico 2-0 olmuş. Kayn bayağı geride. Renekton 3-0-1. Onu tutmak büyük problem. Hatta şu an 4-0-1 olacak gibi duruyor. Jax'ı bekliyor güzel bir şekilde. Ve öldü. Şu an saldırı hızım bir tık yetersiz. Yeterince saldırı hızına ihtiyacım var. Nico da seriye bağlamış. Bu arada oynadığımız elo çok düşük bir elo değil arkadaşlar. O konuda rahat olabilirsiniz. Güzel, sıkıntımız yok. İyi hayatta kaldık. Yani Lux benim düşeceğim tarafın zıttı bir tarafa doğru gitti. Oh, helalsin Jax. Orada bir de Lux'un hasarı çok fazla oldu. Peşinden Kalista'nın da bir damage'i geldi. Beklemiyordu o kadar burst damage'i. Irelia orayı nasıl oynayacak çok merak ediyorum.
Kulesi düştü ya. Keserdi bu arada, biliyor musunuz? E'sine yani bir tane daha otomatik vuruşa beni kesiyordu. Can barım az olduğu için 1v1 fight'ta beni kesmesi kolay değil de can barım az olduğu için öyle bir ihtimali var. Top lane'imiz şu an çok kötü durumda. Bu arada benim bir base atmam lazım. Çok sıkıntı ya. Bu adam ve bu adam. Renekton'un bu kadar kasmış olması hiç hoş değil. Hadi İrelia, kesersin sen onu aslanım. Helalsin. Ama Renekton'u öreceksin. Savaşçı çizmemi tamamladım. Peşinden şöyle birazcık daha saldırı hızına yatırım yapmam lazım. Benim almam gereken acilinden bir statik ve acilinden bir roket kemer lazım. Pardon, roket kemer ne ya? Bombardıman topu lazım. O iki eşya beni güçlü konuma getirecek de bu adam full AD kasıyor. Çok kırılgan olacak. Adamlarda frontline bir pik yok. Bu adam Darkin olmuş. Kesmesi en zor olan o olacak gibi duruyor. Bizim ölmememiz aksine daha fazla skor alıp bu koridoru kazanıp adamları bir şekilde üzerimize çekmemiz lazım. Bu arada şu an bu kadar güçlü olduğuma bakmayın. Bir Lux'ın kombosuna bakıyorum yani. Adamların sıfır vision'ı var. Burada oynuyorlar hala. Şu an mesela takımın yanında olsam hasar konusunda çok güzel desteklerim de onları. Bizim Morgana da direkt Zhonya rushlamaya çalışıyor. O da bir hata. Buraya daha fazla vuramayacağız. Baskın diyebiliriz ha. Kayn buraya gelebilir. Ve gelirse burada yine dengeler bozulur. Şu an Kalista ile aramda bu kadar eşya farkı varken aslında Kalista'yı kessem güzel olur da. Vlad da 0-5. Bak buna. Hiçbir şeyim yoktu. Ah, ben de kötü oynadım ya. Burayı daha güzel oynayabilirdim. Hadi Morgana. Helalsin. Temiz. İyi, 3'e 1 trade. Eyvallah. Sıkıntı yok. Ya yine ölmezdim. Dediğim gibi çok bekledim. Doğru düzgün pozisyon alabilmek adına. Helalsin İrelia. İrelia da artçı şok varmış. Şimdi durum birazcık daha anlaşılır hale geldi. Ben şu hayaleti tamamlayayım abi. Vazgeçtim. Hayaletin vereceği kalkana ihtiyacım var. O da beni iyi bir konuma getirir. Bu arada 167 AD fena değil. Benim W kullanmamam gerekiyordu şu pozisyonda. Kayn orada W'sunu kullanırken Morgana'nın bana E atacağını düşünmedim. O yüzden kullandım. Keza geç bile kullandım. O pozisyonu daha erken kullanmam gerekiyordu. Kayn bitik ama çok tanklaşıyor ya. Yani late game'de cidden çok tanklaşıyor. Renekton Shojin tamamlamış. Kulede gerideyiz. Bunların hepsi bir dezavantaj. Çok itedik. Jax buraya yakın ama oradan bir şeyler yaratamaz. Tabii Jax'ın burada olduğunu gördükleri için alameti de rahatça aldılar. Şuraya bir çıkartalım bakalım. Şimdi artık yardım etmemiz gereken koridorlar belli. Bot lane'de durmayacağız. Çünkü bot lane'den çıkartabileceğimiz herhangi bir şey kalmadı. Burada bir amacımız yok yani. Mid kuleyi almak daha mantıklı. Hatta adamları da bekleyebiliriz de.
Bizimkiler tapta eğer fight kaybetmez ve kazanırlarsa biz burada mid kuleyi çok rahat çıkarttık demek. Üzdü. Flash ile engage'ledi. Bu arada bizimkiler sur vermek istiyorlar. Top lane'de alamet var. Benim oraya yetişmem lazım. Bu adamların can barları full. Yani bu adam ve bu adam şu an oyunda aktif olarak oynayamıyorlar. Çok kötü bir durum bu. Ben şimdi oraya engage'lemeye kalksam ben de bayılacağım. İyi, gene güzel bir şeyler çıkarttık da mid'den kule verdik. 1K para kazandım Renekton sayesinde. Sağ olsun bana 1K para verdi. Kalista da orta koridor kulesini almış. Anladım hocam. Tutuştur, ölmeyeyim. Güzel, ölmedik. Tekleyemedi. Birazcık büyü direncine ihtiyacım var ama. Lux çok vuruyorsun ya. Daha Luden tamamlamamış. Sen Luden tamamlasan neler yapacaksın demek ki. Seni aldım. Peşinden ben bir büyü direnci eşyalarına yatırım yapayım. Özellikle şu parçayı almam lazım. Hem Niko hem Lux için. Ha, civalı kuşak tabii ki şu an daha çok işime yarar ama eğer reaksiyon gösteremezsem civalı kuşağa o komboyu yiyip bayılacağım direkt. Hiç gerek yok ona da. Şu an adamlar yani çok fazla kar topuna bağladılar. Al işte. Çok iyi abi. O da ölüsü zaten. İyi, güzel. O taraftan geçemeyiz. O taraf çok sakat. Morgana'nın E'si çok iş yaptı ama E fullemiyor. Belli ki bu çocuk Q fulluyor. Kırmızı güçlendirmeyi çaldırdık maalesef. Ama Allah'tan tekrardan almayı da başardık. Şimdi şöyle AD'mizi arttırarak devam edeceğiz. Ardından bir saldırı eşyasız daha alacağım. Muhtemelen bombardıman alırım diye düşünüyorum. Statik zaten güzel bir saldırı hızı kazandırıyor ama daha da fazlasına ihtiyacımız var. Kalista şuraya çıkarsa keseceğiz. Abi Lux buraya gelmiş, inanmıyorum ya. Of. Ne işin var senin burada ya? Tek başına bırakmamışlar çocuğu burada. Üzdüm. Şu çocuğu kesmeleri lazım bizimkilerin. Bak, kule altında çok fazla tankladı. Çok güzel Morgana'dan Q geldi burada. Helal. Keşke hiç şey riskine girmeseydim. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Çocuk buraya Q attı, E'sini çekti, yarı canım gitti. Hani burada olduğumu görmüyordu da muhtemelen. Burada Vision olduğunu zannetmiyorum. Çünkü 2 saat burada minyon biçmezdi üzerine atlayabileceğimi düşünerek. Tamamıyla şans yani o kısım. Tamamıyla hem de. Helal, çok güzelsiniz. Bizde ne ejderi var? Dağ ejderi. İkinci bir dağ ejderi de çok işimize yarar. Geliyorum abi ben top lane'e. Aa, geç kaldılar. Çok güzel. What the fuck? O neydi abi? Çocuk olduğu yerde zıpladı. Al abi bunu da. Güzel. Top kuleyi çıkartmam lazım. Ama %90 Renekton, Kayn falan buralara koşabilir. Haritada hiç görüş yok. Morgana yetenek gücü kasmaya devam ediyor. Kızgın buradanlık veya bir kefaret. Bizim daha çok işimize yarardı. Şu an zaten yeterince hasar var takımın. Ha, Kayn bende. Oynamamız lazım ya. Bakalım buralara kimse gelecek mi? Geliyor kurbanımız. Güzel. Çift güçlendirme mod.
Sonuçta League of Legends hataları oyunu. Rakibiniz hata yapıyor, siz cezalandırıyorsunuz. Siz hata yapıyorsunuz, rakibiniz cezalandırıyor. Çıkıyoruz abi buradan. Burada Nico var. Çok fazla vurdu. Ha, iyi kestik. Damage'im yetiyormuş demek ki. Çıkalım buradan. Ben hiç o topa girmeyeyim. Renekton şu an split yapıyor. Burayı kim tutacak abi? İrelia ölmüş tekrardan onun karşısında. Şu arkadaşı satalım. Peşinden bombardımanı alalım. Güzel. Yani şu eşyalarla benim şu an darma duman etmem gerekiyor. Ama şu adam rahat rahat split yapıyor. Bizim İrelia buna cevap veremiyor maalesef. Renekton bu arada burada bekliyor olabilir. O yüzden opite hiç girmiyorum. Tahmin ettiğimiz gibi. Bakın ben ileri çıksaydım ölecektim Renekton'a değil mi? Çıkmadım. Yani bizimkiler de pink dediler. Onlar da durumun farkındalarmış. Vision yok. Ama yine de görüşlü oynamak lazım değil mi? Abi Lux da buradaymış ya. Ah, bu çocuk da ölecek herhalde. Evet. Güzel. Şunu da keser bence. Değsin bari öldüğümüze. Jax'ın şu an daha hızlı olması lazım ama çok yavaşlatıyor Nico. Nico ne almış? Lüden'i tamamlamış. Bak bu adam Lüden var. Ya Lux'ın burada cidden çok fazla hasarı var. Bak büyü direncim var şu an. Ama kesmiyor yani. O adamı kesmiyor yani. Engel olamıyorum o adamın burst damage'ine. Keşke hiç zorlamasaydım. Şu uzak görüş totemini alacağım. Ben de çalılara kafa atmaya başladım. Görmediğim bir yer. Gittim dümdüz yani şuraya ama aç gözlü davranmak maalesef pahalıya mal oldu. Top lane'de bir Renekton gördüm de gidemiyorum ona. Aa bak burada. Bana yardım yok mu gençler? Oy son anda shield geldi ha. Ölüyordum ha. Son anda o shield geldi. Oops. Morgana da çok fazla sarıyor. Neyse bir tane parçamızı tamamladık. Peşinden de şu Malmortius'um gelsin. Bir dahaki Drake de daha. Bunu almamız lazım. Yoksa bu adamlar yardırıp gidecekler. Tutamayacağız yani kule mule. Ay Allah'tan vuramadılar. Çok kırılganlar biliyor musunuz? Kessek keseriz kesemiyoruz adamları rahatça. Ben de mi acaba Ninja Tabi'ye yönelsem? Şu an hepsi birden dağ ejderine gidiyorlar. Biz de yöneleceğiz mecburen. Bize teleport yok. Bak ben oradan geçmedim. Farkındayım çünkü durumun. Niye geçeyim yani o pitten? Haksız mıyım? Ya bizde iki tane frontline var, arkada bekliyorlar. Ben anlamadım. O işi de anlamadım zaten de. Ay çok güzel. Ay ay.
Ben de burada bayıldım. Ah. Çok kötü ya durum. Cidden çok kötü. Şurada fightlasam bir dert. Yani benim bombardımanım var. Fazlasıyla range'im var bu sayede. Ve çok güçlüyüm. Ama önümde kimse durmuyor. Savaşları ben mi başlatacağım yani arkadaşlar? Şu adamın şunu alması saçmalık yani. Niye bunu alırsın ki sen? Yani takımda kimde o kadar fazla iyileştirme etkisi var? Veya takımda yeterince hasar yok mu yani? Bizde Morgana'nın içeri girip savaş başlatması veya işte birilerinin içeri girip Vladimir gibi bu karakterin savaş başlatması, peşinden de Morgana'nın rakip takımı kitle kontrolüne sokması gerekiyor ama yapamıyoruz bunu bir türlü. Koruyucu melek alacağız mecburen. Renekton da çünkü çok fazla vuruyor. Kayn oyunda yok belki ama o da sonuçta korkutucu bir etken. Güzel. Kırmızı güçlendirmesini güzel değerlendirdi Morgana. Flash'ına ne oldu? Yani Lux için değer miydi? Bence değmezdi ama. Bu adam niye AFK? Saygılar hocam. Yok ettin bizi. Ya o flash'ı atmama gerek yoktu belki de yani. Biz buradayız. Niye bizde görüş skoru yok? Vallahi en önden beni yollamaları çok kötü ya. Ah. Başladı adamlar şu an barona. Ve bizde vision da yok. Saldılar. Birilerini avlamamız lazım abi. Yapalım artık şu işi. Bizim Jax çarpını kullanmadı tabii ki. Birileri olabilir. Açılamıyorum. Görüş yok. Bu oyun çok sıkıntı bir oyun. Renektonları şu an pozisyona uzak. Kalistaları pozisyona uzak. Ama kesemiyoruz. Flash'im de yok şu an. Güzel. Şu an jungle'ları yok ama benim de yeterince canım yok. Kayn'da orada bizi pusuda bekliyormuş. Şu koruyucu meleğe bir başlayalım. Şu tek kılıcı bir gelsin. AD'mi iyice arttırdım. Morgana'nın şu yaptığı build benim hiçbir işime yaramıyor. Cidden hiçbir işime yaramıyor. Takımın işine de yaradığını sanmıyorum. Ha, bir miktar iyileştirme kesiyor ama şu an bize lazım olan şey bence o değil. Bir kefaret daha çok iş görürdü biliyor musunuz? Takım savaşında ortaya gelecek olan bir kefaret. Lux'ın mesela yetenek gücü kasması bir hata. Ama biz de o çocuğun yetenek gücü kasmasını değerlendiremiyoruz mesela. Gelin abi. Aldık paranı, güzel. Ya bana şu lazım. Benim önümde duracak birileri lazım. Birilerinin fight'ı başlatması. Devam hasarını benim çıkartmam gerekiyor. Çaldırdık abi, şaka gibi. Bir de o adam oradan kaçacak. Allah'ım ya Rabbim. Alamadılar. Tamam, baronu alamadılar da gitti yani baron. Şu an bu güçlendirme ile birlikte biz uçup gidecektik. Ah. Ya bu Jax bir de platin ha. Yani bu Elo'ya kadar çıkıp siz çarp atmayı bilemiyorsanız yani. Ben yeterince alacağımı aldım buradan. Benim için base vakti geldi. İyi. Bir okyanus ejderimiz oldu. Aa, bulut ejderi, pardon.
Bir tane bulut ejderimiz oldu. Şimdi koruyucu meleğim de var artık. Bir tık daha güçlüyüm. Kan uslamış falan almadım. Buildimde şu an gerek yok. Hiddet karışımım da var. Mis. 106 armor, 87 büyü direnci. Hasar da yemeyeceğim kolay kolay. Normalde şu eşyanın yerine kan uslamış almak daha mantıklı. Veya cıvalı kuşak almak daha mantıklı. Ama ben hani basamazsam, bir sıkıntı çıkarsa diye riske atmak istemedim. Dediğim gibi birilerinin bizde savaş başlatması lazım. Benim de devamını getirmem gerekiyor. Şu an bizimkilerin dürtülmemesi lazım. Jackson da bir an önce buraya gelmesi lazım. Satışlar mı başladı? Çok güzel abi. Allah'tan flash'im vardı yani. O sırada bekleme süresinde değildi. Dedim artık bu sefer daha agresif kullanalım şu flash'i. Ya dediğim gibi ben şu kadar güçlü durumdayken birileri benim önümde dursa ben toparlayacağım zaten. Sıkıntı yok. Çok rahat devamı gelecek. Ama birileri geçmiyor. Bak mesela Kalista'yı ben orada tek başına yakaladım. Arkada çok rahat duruyordu. Bizim çocuklar yine hata yapmışlardı. Allah'tan cezalandırdık. Ölmeyin please. Oy çok ucuzdu. O kadarına gerek yok be Vlad'cığım. Allah'tan bu kadar kar topuna bağlamışım ha. Bu kadar kar topuna bağlamasam bilmiyorum herhalde ne olurdu. 27-5-12 oynadım. Ben de birçok kez hata yaptım. Birçok pozisyonda kendi hatalarım oldu. Ama Allah'tan kazandık. Güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.